Bu videoda Kamboçya'daki eserlerin yağmalanmasından bahsedeceğiz. Yasa dışı antika ticareti, Güneydoğu Asya'da bulunan Kamboçya'yı çok fazla etkileyen bir şey arkadaşlar. Ülke, Güneydoğu Asya'daki en güçlü devletlerden olan Antik Kımer İmparatorluğu'nun merkeziydi. 9. yüzyıldan 15. yüzyıla uzanan Angkor döneminde bu krallık Kamboçya'nın şu anki sınırlarının oldukça ötesine geçerek günümüzde Vietnam, Tayland, Laos ve hatta Myanmar olduğu bölgeye kadar uzanmıştı. Büyük ihtimalle en çok inanılmaz ayrıntılarla dolu taş tapınaklarla ve inşa ettikleri şehirlerle tanınıyorlar. En ünlüsü de Angkor Wat Tapınağı. Kımerler Başkentlerini Angkor'da inşa edip burayı tapınaklar, su depoları, taş yollar ve köprülerle doldurdu. Şehrin nüfusu milyonları geçmişti. 12. yüzyılda inşa edilen en önemli başarıları Angkor Wat tapınağı ise gerçekten piramitlerle yarışacak cinsten. Burası inanılmaz bir yer. Ancak biraz daha geriye Angkor Wat'ın inşa edilmesinden önceki döneme gidip günümüzde Kuzey Kamboçya'da kalan ve kısa bir süre Kımer'in başkentliğini yapan bir şehri incelemek istiyorum. Kohker bölgesi Kımer İmparatorluğu'nun 10. yüzyıldaki başkentiydi. Bugün Angkor Wat'a turistler akın ederken Kohker halen pek keşfedilmemiş bir durumda. 19. ve 20. yüzyılın başlarındaki ilk Fransız sömürge raporlarından Buranın çok uzak bir konumda olduğundan çoğunlukla bozulmadan kaldığını öğreniyoruz. Bölge Kamboçya ormanlarının derinlerinde yer alıyor ve dış dünya tarafından ancak 1970'lerde yeniden keşfedildi. Bölge o kadar bozulmamış ki bazı erken dönem Fransız kaşifleri çok sayıda heykelin dokunulmadan günümüze geldiğini görünce burayı bir nevi açık hava müzesi olarak tanımlamıştı. Şimdi hızla 1970'li yıllara geçelim. Kamboçya sanatı 1970, 80 ve 90'lı yıllarda Ölüm Tarlaları filmi, yaşanan soykırım, iç savaş ve Vietnam'ın bölgeyi işgal etmesiyle Batı pazarında oldukça ilgi uyandırdı. Eserler önde gelen müzayede evleri müzeler ve koleksiyoncular tarafından hiçbir soruyla karşılaşılmadan satın alındı en önemli Kımer sanatları arasında yer alan anıtsal eserler olarak görülen Kohker'deki parçaların ise ayak kısımları yok, parçalara ayrılmış haldeler ve savaş bölgesinden kaçırılıp büyük koleksiyonlara dahil edilmişler. Eksik olan ayaklar ise çok önemli bir konu. Çünkü bunlar halen bölgede bulunan kaidelere yapışık durumda. 2007'de konservatör Simon Varak, Kohker bölgesini ziyaret ettiği sırada Sadece ayakların görüldüğü ve vücudun geri kalanının bileklerden kesildiği bu iki kaideden çok etkilendi. Bunların Pasadena'daki Norton Simon Sanat Müzesi'nde 1976'dan beri bulunan heykelle örtüştüğünü e, anladı. Yani bu o zaman görüldü. İki yıl sonra Fransız arkeolog Eric Bourdono Varak'ın araştırmalarını doğruladı. Hatta başka bir keşfe de imza attı. Kohker'deki diğer parçalanmış kaideyle ile eşleşen ve Norton Simon'da bulunan parçanın kayıp eşi Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı kıyısındaydı. Parça ayrıca South Beach haftalık Asya kataloğunun kapağında da yer alıyordu. South Bees'in bunu bilmesi gerekirdi çünkü daha önceden pek çok eserin ülkeye iade edilmesi talebiyle karşılaşmışlardı onlar mahkeme kayıtlarından South Beach yönetiminin heykelin çalıntı mal olduğundan haberdar olduğunu anlayabiliyoruz. Parçayı incelemesi için görevlendirdikleri uzman, yönetimi parçanın kesinlikle çalıntı olduğu ve iyi niyet göstergesi olarak ve herkesin bu utançtan kurtulması için Kamboçya Ulusal Müzesi'ne iade edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştı. Uzmanın önerisiyle Sotheby's yaklaşık olarak 2-3 milyon dolar değerindeki bu parçayı en önemli kataloglarının birinin kapağına yerleştirmişti. Ve heykeli atlet olarak adlandırdılar. Ancak heykeli kaide ve ayakla eşleştirebildiğimizden aslında elimizde bir tanım var. Bu yağmalama trajedilerinden sadece bir tanesi. Kültürel nesneler geldikleri yerden uzaklaştırıldığında anlamlarını büyük ölçüde yitiriyor. Örneğin bu heykeli veya Norton Simon Müzesi'ndeki eşini tespit etmek pek de mümkün değildi. Ancak kaideleriyle eşleştirilince tanımlandıkları şekilde sıradan savaşçı olmadıkları, Hindu destanı Mahabharata'da anlatılan ve ölümüne birbiriyle savaşan Duryodhana ve Bima oldukları ortaya çıktı. Heykeller oldukça güzel ve sıra dışı. Kımer heykellerinin çoğu rölyef, bu yüzden oldukça nadir rastlanan heykeller. Ayrıca yuvarlak şekiller ve oldukça büyükler. Heykellerde bir ağırlık ve kaslı olma durumu varken aynı zamanda akışkanlık da söz konusu. Bu da Kımer sanatının çarpıcı karakteristik özelliklerinden biri. Normalde bu iki heykel bu üç boyutlu tablodaki gibi onları izleyen diğer heykellerle çevrili olurdu. Ancak yağmalandıklarından bir müzayede evinde veya müzede tek başlarına sergileniyorlar. Bu yüzden heykeller arasındaki etkileşimi ve anlamlarını kaybediyoruz. Ancak herkes de heykellere kötü davranmadı tabii. Heykelin "thought beast"te e, olduğunun keşfedilmesi zincirleme reaksiyon başlattı ve New York Times gazetesi olayı konu edindi. Ardından bir dava açıldı ve davada aynı zaman diliminde muhtemelen aynı insanlar tarafından ve Koh Ker'deki aynı tapınaktan yağmalanan ve yine de Metropolitan Sanat Müzesi gibi önde gelen Amerikan koleksiyonlarına dahil edilen birçok heykelden bahsediliyordu. Metropolitan Sanat Müzesi, Kamboçya hükümeti kendilerine bu heykellerin çalıntı olduğunu kanıtlar kanıtlamaz üzerine düşeni yaptı ve eserlerin iadesi konusunda Kamboçya'nın kraliyet hükümetiyle güçlü bir ilişki kurdu. Müze bu önemli parçayı kaybetse de halen devam eden ve daha önemli olan ödünç vermelerden yararlanıyor. Ancak geriye kalan en önemli sorunlardan ve sorunlardan biri halen çok miktarda önemli Kamboçya sanat eserinin özel koleksiyonlarda bulunuyor olması. Çok sayıda antika eser kara borsaya düşerek kayboluyor ve dünya genelinde özel koleksiyonlara satılıyor. Belki bir gün yeniden gün yüzüne çıkacaklar. Belki de bu hiç gerçekleşmeyecek. Halen İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'daki Yahudi ailelerden çalınıp yağmalanmış sanat eserlerinin günümüzde daha yeni ortaya çıktığını görüyoruz. Bu inanılmaz mimariye sahip anıtların da benzer şekilde zarara uğradığını görüyoruz. Sanat ve antika ticaretinden dolayı bu bölgelerle ilgili sayısız bilgiden yoksun kaldık. Ancak kayıplar bunun da ötesine geçiyor. Kohker gibi bir bölgedeki heykeller bozulmamış olsaydı burası turist akınına uğrayan bir yer olurdu. Bu yüzden Kamboçya için ekonomik sonuçları da var. Kamboçya'daki antikaların yağmalanması ve ticaretinin, çatışmalara para sağlayarak savaşın uzamasına neden olduğuna dair birçok kanıt var. Ve maalesef yağmalanmış Kamboçya sanat eserlerine olan bu talepten dolayı, bu heykelleri asıl tapınaklarına geri götürmek oldukça tehlikeli. Güvenlikleri için ulusal müzede sergilenecekler. Bence Kamboçya'nın savaştan sonra toparlanmasının önemli bir sembolü olarak bu durum sadece sanatla ilgili değil, Tıpkı bu heykeller gibi pek çok Kamboçyalı aile savaş yüzünden dağıldı. Ve bugün yaşadıkları yerlere geri dönmeye başlayan insanlar var. Heykellerin ait oldukları yerlere getirilmesi bu toparlanma sürecinin önemli bir parçası. Bu sayede Kamboçyalı çocuklar bugün gidip bu heykelleri görebilir ve görkemli tarihlerini öğrenerek aynı şekilde görkemli geleceklerine bir ilham kaynağı bulabilirler.